Sevgili dostlar, merhabalar. Razgan Base ekranlarındasınız. Razgan Futbol bölümündesiniz. Bugün yanımda sevgili dostum Ataberk İnan var ve sizlerle Fenerbahçe'nin son 10 yılda nasıl dikiş tutturamadığını, neden dikiş tutturamadığını bunları konuşacağız. Kendisi de çok büyük bir Fenerbahçe taraftarı. Ataberk'cim hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim benim. Nasılsın? İyi misin? İyi vallahi. Klasik bildiğin gibi, her zamanki gibi. Öncelikle istiyorsan hemen direkt ön sözle başlayalım. 2012'den sonrasını konuşacağız arkadaşlar. 2012'deki UEFA'daki büyük başarı, yarı final başarısı ve ondan sonra Fenerbahçe'nin yavaş yavaş çöküşünü konuşacağız. Nasıl oldu bunu konuşacağız. Ataberk de Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyor. O yüzden hani o bu konuda benden daha bilgili zaten. Bunları konuşacağız sizlerle. Ataberk, şimdi kankacığım ilk UEFA'daki yarı finalle başlayalım. O sezon nasıl başarılı hafız bunlar? Hani senin görüşün ne bu konuda? Şimdi ondan sonrası hakkında mı konuşayım yoksa İlk hani onun sırası? başarıyla başlayalım. Başarıdaki faktör neydi? Oradan devam edelim. Hani son başarı ve ondan sonraki başarısızlıklarla gidelim. Abi şimdi bak. Sen UEFA'da yarı final görmüşsün. Tamam mı? Bunun abi en büyük nedeni bir. Abi teknik. Dizilişin olsun, oynatım tarzın olsun. Hatırlıyor musun nasıl ofansif tarzı oynadığımızı? Sol ve Bak bok hani height. nasıl bastırdı. Yani. Sovlar kay abi abi bak. Abi oynattılar. Oynatıldı o takım, anlatabiliyor muyum? Bak oynatıldı. Yani ama tabii o sıralar neler oldu? Hep böyle Fener'in içindeki bir Aziz Yıldırım'ın hani sıkıntılı dönemleri oldu Fenerbahçe Spor Kulübü olarak. Abi bayağı sıkıntılı dönemler Şike oldu işte. süreci, 3 Temmuz olayları sonrası, oldu. Aynı şike kenetlenmeler. süreci olsun. Abi takım orada ciddi derecede yıpratıldı. Ekonomik olarak çok büyük çöküntülere girmeye başladı Fenerbahçe. Hani diyorlar ya hani Aziz Yıldırım borç batağına çevirdi takımı bilmem ne. O Bilmiyorum. Görmedim gözümle hani şike bilmiyorum. süreci Fener'i bitirdi. Ya açıkçası. Aynen o şike süreci Fener'i ciddi derecede artık geri boyuta takıldı. Hani böyle artık vitesi geriye taktı yani Fener. Zaten ondan sonraki o kadro kalitesine kadar düştüğünü. Hani düştü derken hani mesela şöyle söyleyeyim. Diyeceksin ki bana ama mesela UEFA tamam o sezon bitti tamam en son biz şampiyon olduk o sezon bitti. Ondan sonra mesela bana diyeceksin ki Nani geldi, Van Persie geldi. Abi Nani, Van Persie var takımda. Sağ kanat kimdi? Sağ Hatırlıyor musun? kanatta Mehmet Topuz vardı yedek olarak. Az sağ kanatta Atif Şehiş o sezon mu alınmıştı yoksa bir sonraki sezon mu? Şu an onu Bir sonraki düşündüm. sezon alınmıştı. Bir sonraki sezon alınmıştı. Abi ara senin Krasiç, Volkan Şen ya. Volkan Şen, Milos Krasiç de vardı yanlış hatırlamıyorsam o dönemde. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Kültür karmaşası. İyi bak Kurt mesela abi Nani çıktı köpek gibi oynadı ama o zaten 28-29 yaşına gelmişti Sol hatırlıyorum. kanadı, Manchester'ın forveti, sağ kanatta Volkan Şen. Evet, bu Abi açıdan evet bir hayal adam yanlış kırıklığı. hatırlamıyorsam hani 12 yani bayağı bir 20 küsür gole katkı sağladı zaten. Hani bizim ölü iş yapmaz dediğimiz Van Persie'de en azından abi geldi 13-14 golünü attı çıktı gitti. Tabii ki, tabii Yani ki. artık o zamanlardan sonra abi artık zaten futbol dünyası değişmeye başladı. Artık futbolcuların ilk önemsediği şey para oldu. Ya da ne bileyim artık farklı şeyler oldu. Artık hani o üstteki formanın hiçbir artık kimseye göre bir önemi kalmamıştı. Evet. Zaten geri vitesi bir tıkınca zaten işte FETÖ olayları patladı bilmem neler oldu derken Fener işte bugüne kadar şu an geldi. Hani UEFA olaylarını konuşalım. Okey abi konuşalım çok bayılırım ama artık üzülüyorum abi. Hani o ne bileyim şampiyonlar müziği duymam hani o kadar önce duymuştum ki. Hani cidden hüzünleniyorum yani harbi üzülüyorum yani. Ya bu benim de aslında hani ben Göztepe'liyim biliyorsun zaten beni hani üç büyükler dışında üç büyükler diye tabir ettiğimiz kavram dışında bir takımın taraftarı olarak ya ben açıkçası şunu da çok istiyorum abi. Hani mesela Galatasaraylar Beşiktaşlar dalga geçiyor Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor diye. Abi hepsi birbirlerini destekleseler Fener Beşiktaş'ı Galatasaray'ı Galatasaray Fener'i Beşiktaş'ı ya hepsi birbirini sen anladın benim ne demek istediğimi izleyicilerimiz de anladı. Ya hepsi birbirini destekleseler zaten hani Türk futbolu böyle olmaz. Fener Galatasaray'dan birini çalıyor, bir oyuncu çalıyor. Galatasaray Fener'den oyuncu çalıyor. Beşiktaş gidiyor birinden çalıyor. Hani bunlar da Türk futbolunu geriletiyor zaten ama temel noktamıza gelirsek, Fenerbahçe'ye gelirsek ya ben kesinlikle Fenerbahçe'nin özellikle bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ikisinin Şampiyonlar Ligi'ne gitmesini istiyorum. Beşiktaşlı dostlarım lütfen kızmasınlar. Sebebini de şöyle açıklayacağım. Çünkü Galatasaray'ın seneye borçları bitiyor. Ve hani Galatasaray'ın borçları bittiği için seneye transfer yapabilecek. Fener'in gitmesini istiyorum. Neden? Çünkü çok iyi bir kadrosu var. Geliştirilebilir ve iyi bir teknik direktör gelirse Şampiyonlar Ligi'nde en azından gruplarda üçüncü olabilir ya da gruptan çıkabilir. Galatasaray için de aynı şey geçerli. Eğer Beşiktaş Konferans Ligi'ne biliyorsun Ataberk artık bizim ligimiz Avrupa düzeyinde başarısız olduğu için Konferans Ligi'ne gidecek. Sadece kupa şampiyonumuz UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. Aynen öyle. Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde şampiyon olma şansı var. Bu da
bize büyük bir gelir getirecek. Hani ve Türk futbolunu bir tık ilerletecek. Ben o yüzden Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ne gitmesini daha doğru buluyorum. Çünkü Beşiktaş'ta maddi sıkıntılar diğer takımlara göre daha fazla. Ha, Sergen Yalçın Aynen öyle. faktörü var ama Konferans Ligi'nde ben Beşiktaş'ın çok çok daha fazla etki gösterebileceğine inanıyorum. O yüzden de ilk ikinin ben kendi şahsi görüşüm olarak Fenerbahçe ve Galatasaray olmasını istiyorum. Ama tabii ki Beşiktaş'ın da ileriki yıllarda daha büyük başarılar elde edeceğine adım kadar eminim. Sergen Yalçın'la özellikle bunu da ekleyeyim. Abi şimdi Sergen Yalçın abi bak kim ne dersiniz? Adam 10 numara takıma geldi. Takım abi şu an nasıl ya? Ciğersiz herifler ya. Ya takım Adamların leşe yani geldi, çöpe önde geldi, çöpü toparladı. aynen önde baskı yapıyorlar. Enes Akalla sağdan bir kontra çıkıyorlar. Enes Akalla sağ işte şey Rıdvan soldan pardon. Enes Akalla diyorum ya. Rozier, Valentin Rozier. Aynen Rozier abi sağdan işte şey ondan Rıdvan soldan hep çizgide oynuyorlar zaten. Bir bastırıyorlar. Raşit Gezal zaten abi, playmaker sağ kanat falan. Hani abi mükemmel şekilde. Mükemmel oynuyorlar ya. Hani adamlar cidden Kesinlikle. tam tamına böyle o hani 4-2-3-1 sistemini tam tamına yapıyorlar abi. Senin önde bir tane var mı? Bir tane pivot santrafın Abubakar. Sol kanadı zaten Larin. İçeri kat eder, vurur eder artık. O adamı zaten Larin abi bu şekilde getiren zaten Sergen Sergen. Yalçın'dır abi bu. Eğer ama mesela şöyle bir sıkıntı var. Şimdi nereye geleceğim? Hani seni evet hani Avrupa'da UEFA'da belki başarı gösterirler. Bence gösterirler abi. Bursa Kesinlikle devam katılıyorum. ederlerse. Abi Gezal sakatlandı. Yerine kim oynayacak? Gökhan Töre büyük ihtimalle hani Gökhan Köre şu an sakat. kesinlikle orada büyük ihtimalle şöyle bir tercihe gidecek. Adem Yayiç'i sağ kanada devşirmeye çalışacak ya da Mensah'ı sağ Abi kanada devşirmeye çalışacak. şu Gezal an ligin en iyi sağ kanadı Gezal abi. kesinlikle Sen katılıyorum buna. şu an kimi koyarsan koy abi Aynı Beşiktaş etkiyi yani Gezal yerine göstermeyecek evet. kimse aynı etki gösteremez. Çünkü niye abi? Rozier'le artık onlar böyle abi kardeş gibi oldular. Anlatabiliyor muyum? Tam Kesinlikle içeri kat katılıyorum. ederken Rozier arkadan geliyor. Hop topu bırakıyor. Rozier kaptırıp gidiyor çizgiden orta açıyor falan filan. Abubakar sakatlandı abi yerine kim oynayacak? Abubakar Yok sakatlansa abi. Cenk Tosun var canım. Cenk'i aldılar. Cenk var Cenk Tosun artık. sakat şu an. Cenk elde patladı. Doğru Cenk doğru doğru. patladı. Cenk de sakatlandı. Larin yine forvete çekecek. Sol kanada kimi Ha, koyacak? demek. Yine o sıkıntı çıkıyor. Aynen abi patlayıp gidiyor. Hani demek istediğim şu. Eğer Beşiktaş'a hani Beşiktaş der ki Sergen. Tamam abi bu sefer transferde arkandayız. Bir güzel transfer yaparsa var ya Beşiktaş'ı tutabilecek yani Yok zor abi. ya 5-6 3 yıl sene bir falan domine dominasyona ederler. giderler. Çok rahat giderler çünkü iyi Evet. teknik direktör ve hani kadrodaki ya Ozan Tufan bir Fenerbahçe olarak sen daha iyi bilirsin. Ozan Tufan Alanya'ya gittiğinde nasıl da Alanya'dan döndükten sonra nasıl oynamaya başladı? Adamın şu an Tabii. Abi Premier Lig'e Sergen gitmesi farkı. konuşuluyor. Abi Sergen farkı abi. ya kesinlikle katılıyorum. Fenerbahçe'ye dönersek tabii bence Fenerbahçe'nin sıkıntılarında en büyük temel etkenlerden biri de buydu. İsmail Kartal hamlesi dışında son 10 ya bu Avrupa Ligi başarısından sonraki 10 seneye bakarsak, sürece bakarsak İsmail Kartal hamlesi dışında ben doğru bir hamle hatırlamıyorum. Hani hep eskiden gelen teknik direktörlerin geri gelmesi Aykut Kocaman'dır. Ki Aykut Kocaman'ı çok severim ama savunma futbolu oynattığı için Fener'e uygun bir teknik direktör değil. Fenerbahçe'ye uygun bir teknik direktör değil. Ersun Yanal gibi bir teknik direktörün. Ya Ersun Yanal'ı da çok beğenirim bu arada. Ama yine onun da sistemi Fenerbahçe ile uyumlu değil. Eski teknik Mesela direktörleri getirmek ya da Dick Advocaat gibi kariyerinin sonuna gelmiş bir antrenörü getirmek yerine ya da bu Portekizli Pereira gibi kariyerinin daha başında henüz kendini kanıtlayamamış bir teknik direktör getirmek yerine niye daha bir yeni bir kan ya da nasıl diyeyim gerçekten başarılı olmuş ve kusurla gönderilen bir Zico gibi bir adamı döndürmüyorlar abi. abi ben olsam bak ben olsam döndürürdüm. Mesela Aykut Kocaman'a bahsettik. Mesela abi sen mesela bu Fenerbahçe ile yani bilmiyorum şimdi kimine göre savunma futbol oynar, kimine göre hücum futbol oynar. Çünkü bu şu an Fenerbahçe değişik bir takım. Ha, kafamda düşünüyorum savunma futbol oynar mı? Oynar. Niye oynamasın? Oynayabilir. Hani Gustavo var çekersin Gustavo var Fikir'i falan. Hani 5 Tabii ki. defans oynatırsın, kontralar çıkarsın. Çünkü hani zaten 2-3 tane helikopter var senin takımda zaten. Hani anladın mı? Uçacak 2-3 tane adamın var zaten. Yani mesela Aykut Kocaman bak abi. Abi adam her takımda savunma futbol oynuyor amına koyayım. Başakşehir'in var ya bak içini sıçtı bak Başakşehir'in. Cidden bir Başakşehir takımı bu kadar kötü oynayabilir abi. Senin elinde Gult Brandsen gibi manyak bir topçu var. Edin Visca gibi harika topçun var. Abi sen o Beşiktaş maçında nasıl öyle bir kadro çıkartabilirsin ya? Ya Abi sen Visca'yı niye yarıda alıyorsun? Hani senin Visca gibi topçun var sen onu niye yarıda alıyorsun? Abi işte tartışılır yani bu. Yani
Türkiye kendi zaten sistemini iyi teknik direktör, oturtması yeni gerek adam. oraya. Yani Aynen abi. Aynen öyle. Bak Sergen abi. Kaç tane farklı 11 çıkarttı? maksimum Fatih 3 Terim de aynı 4 bok bu tane. arada. Aynen. Fatih aynen abi. Fatih Terim de aynı bok. Geçen kimle yaptılar? Berabere kaldılar. Şey 2-2'lik maç. Aynen aynı 2-2'lik maç. Abi sen yani hani riski anlatabiliyor muyum? Sen niye öyle bir kadro çıkartıyorsun? Gereksiz yani. Abi oyun bir takımın 11'i bellidir abi. Bak bir takımın Fenerbahçe'nin bir kere en büyük, hadi Fenerbahçe'ye artık girelim. Abi Fenerbahçe'nin en büyük eksikliği o zaten. Senin ilk 11'in belli değil. Senin sistemin belli değil. Hani anlatabiliyor muyum? Sakatlıklar diyeceksin. Abi zaten bu sağlık sağlık ekibi ne yaptı, ne yapıyor zaten onu da bilmiyorum. Bu arada Hani Gustavo. net Fenerbahçe'nin sağlık ekibinin değişmesi gerekiyor. Zaten bir aldığım haber var. Sene sonunda kontratları bitiyormuş. Sağlık ekibini komple değiştirecekmiş Fenerbahçe yönetimi. Abi Gustavo kanka ayağı mı koptu Gustavo'nun amına koyayım? Yani bilmediğimiz bir şey mi vardı? Ya da ne bileyim İrfan Can hani kopuk mu geldi? Diktiler tekrar mı yaptılar abi? Ya ben anlam veremiyorum ya. Bak şimdi abi. Sadece oturan tek bir üçlü var. O da kaleci, ön iki stoper. Kesinlikle Ön iki katılıyorum. stoper bile bazen oynuyor ya. Serdar yerine Tisserand alıyor. Tisserand yerine Serdar alıyor. O bile saçmalık. Ya Tisserand, ya Serdar varken Tisserand'ı niye alırsın onu da bilmiyorum. Pelkas'ın İşte sağ kimi açık maç... oynatılması var bu arada son maçlarda. Yine saçma, anlam verilemeyen. 10 Zaten numarada mı doğru. sağ Ben kanada çekmeyin. orada bir duracağım zaten. Ben şu an geriden başladım, geliyorum abi. Tamam, Abi bak. tamamdır. Şu an Fenerbahçe dediğin takım. Bak tamam mı? Bu arada konuyu böldüğüm zaman abi sen bir şey dersin yani. Yok, şu an Bak. mükemmel gidiyoruz abi. Tamam abi. Bak abi şimdi. Senin Fenerbahçe dediğin takım. Bir kere bu takım bana göre önde baskı kurur. Gelen takıma hafif böyle ne bileyim bir şans verir. Ardından bir baskıyla bir kopartır. Tüm takım olduğu gibi kontraya çıkar. Benim hayalimdeki Fenerbahçe şahsen buydu şu an. Çünkü niye? İşte Ener Valencian var senin sol kanadında. Abi sağ kanadında zaten Samuel Osayi var. Bright Osayi Samuel var. Zaten hani o Rüzgarın cidden oğlu oraya dediğimiz da değineceğim kanka. zaten. Abi Rüzgar'ın oğlu var. Falan filan yani çok güzel bir şekilde çıkarsın. Öne top atarsın. Hani uzun topunu atarsın. Koşar gidersin. Mesela geçen hafta Osayi'nin ilk golü abi. Pelkas araya bir pas bırakıyor. Osayi'nin hızı kanka yani. Elinde öyle hızlı topçular varken sen iyice ne yayıldıkça yayılıyorsun sahaya. İyice ne yayıldıkça yayılıyorsun. Abi bak şimdi. Sen madem 4-2-3-1 oynuyorsun. Bu zaten bir Türk kalesi. Artık hastalık oldu bu 4-2-3-1. Evet. Tamam mı? Sen 4-2-3-1 çıkardın abi. Senin zaten bir kere kesinlikle kesinlikle 2 bekte oynayacaksın. Hani yok hani tamam Salah'ı sol bek tamam iyi abi yok. Senin Salah'ın bir kere stoper olacak. Serdar'ı sen stoper koydun. Altay kalede tamam. Sağda. Abi çok formda bir Gökhan Gönül var. Adam Türkiye'nin en iyi Türk sağ beki abi. Tamam Kesinlikle mı? Hani katılıyorum buna bu gelmiş arada. geçmiş en iyi sağ beklerinden birisi diyeyim hadi. O kadar uçmayayım. Yerli Hastalık, olarak fenerlik olarak konuşayım. en iyi sağ bek olabilir bu arada. Hani 4-4-2 diye bir diziliş kursak sahaya Gökhan'ı koyarım. Stoperlere Bülent Korkmaz'ı koyarım. Yanına bu eski şey Koy Servet'i koy ya. Servet'i koy hadi. Servet'i koyayım hadi. Servet de konulur oraya. Servet'i koydum. Sol beke İbrahim Ümit Özat'ı Üzülmez'i koy abi. Ümit Özat'ı da koyabilirim. İbrahim Üzülmez'i de koyabilirim çünkü İbrahim Üzülmez de tek eksik orta açmasıydı. Orta açsa adam zaten Barcelona'da oynardı. Ben oraya İbrahim Üzülmez'i koyarım abi. Aynen. Ah, Hamit Altıntop'u unuttuk bu arada. Hamit Altıntop'u ben sağ açık düşünüyorum abi. Sağ kanada veya sağ açığa Hamit'i koyacağım. Hani Gökhan'la ikisi Aha. orada işi götürürler zaten. Sol kanada Şimdi... Tuncay Şanlı'yı koyarım. Kendi izlediğim 11'i söylüyorum bu arada. Hani daha öncesine gitmeyeyim. Ben 2002'den sonrasını, 2001'den sonrasını izledim. Görme fırsatım oldu. Kendi izlediklerimden söyleyeyim. Aynen. Hani Ergün Pembesidir, Okan Buruk'udur. Forvet'e ismini veremeyeceğimiz bir şahıs var. Odur ya da Ümit Aynen Karan'dır. aynen. Kişiden kişiye göre değişir hatta bunlar. Evet yani Sergen'i değişir. koy Tabii santrafor ki falan filan Serhat değişir Akın var. yani. Serhat Akın var mesela. Serhat Akın sağ kanadı koy mesela. Tabii daha bunlar değişir. Ama tabii öncelikle Kaleye mesela bak bir Volkan sistemin Demirel bu olacak arada diye. Türk olarak. Aynen. Onu da söyleyeyim. Ya da Senin bir Rüştü. sistemin olacak kafanda. Bak şu an mesela Fener'in yaptığı yanlışa geldik. Bu aynı yanlış sen de yapıyorsun. Senin kafanda bir sistem olacak. Aynen O öyle. sisteme göre oyuncu seçersin. Senin bir hani sistemin belli olur. Nasıl oynatacağını kafanda belirlersin. Abi sen onu sisteme göre. Onu al, onu al. İstersen 1500 tane transfer yap abi. Bak Fener bu sene 20 küsür tane transfer yaptı. Evet. Abi hepsi karışık oyuncular. Tamam hepsi iyi oyuncular. Ama abi senin bir sistemin olacak. Ya da sistemi olan bir teknik direktör getireceksin. Belli bir sistemi. Erol mesela bak abi.
Bu arada ben şeyden başlıyordum. Kadro dizimden başlıyordum. Karışık arada geleceğim ara sıra. Tamamdır. Sen Erol Bulut aldın. Erol Bulut Alanya'da nasıl oynuyordu abi? Kanatlardan ilerlersin. Ortanı açarsın. Kanat Yapıştır sol kafayı. oynuyordu. Gol. Aynen. Abi. Sen kanat oynatan bir teknik direktörsün zaten. Önde baskı yapıp kanat oynatan. Kanatlardan ilerleyen bir teknik direktörsün. Eh be birader, sen niye mesela Caner'i küstün? Caner'le küstün. Ya da niye hani niye Caner'i kestin? Hadi diyelim ki kestin. Niye tekrar bir maç sonra affettiriyorsun abi? Kadro Senin içinde de o geçen soruları sene yaratıyor, evet. takımına aynen 23, 24, 25 yani ikinci olan bir santraforun var. Papi Cisse. Ha tamam, iyi mi oynadırsın bilmiyorum. Amına koyayım. Bence Cisse birader Samatta'dan bir kere bence iyi bir topçu. Şu an. Yani evet. Evet Abi evet şu buna an Samatta'da katılabilirim. iyi topçu abi. Anlatabiliyor muyum? Sen Samatta'yı koyarsın. Seni zaten geçen seneden bildiğim bir oyuncu. Çatır çatır gol atarken şimdi atamamasının illaki bir nedeni vardır. İllaki bir nedeni vardır. Senin geçen sene düşünsene. Sen geçen sene 25 tane 25-26 tane gol atıyorsun. Şimdi hiçbir şey atamıyorsun. Var mı böyle bir Yani şey daha abi? iyi bir İllaki kadroya bir durum var. geliyorsun. İllaki Seni bir daha iyi nedeni var. besleyebilecek bir kadroya gelip atamıyorsun. Aynen. Demek ki bir sistem bozukluğu var ki o adam atamıyor. Anlatabiliyor muyum sana? Bir Kesinlikle sistem katılıyorum. sıkıntısı var. Abi Samat da Genk de 35-36 tane gol attı. Ha niye gol attı? Sistemi oydu. Ona göre sistem kuruldu. Adam 35-36 çıktı, çatır çatır gol attı. Ben mesela bir Genk'i takip ederken Samat da nasıldı biliyor musun? Abi böyle hani öyle bir sistemde oynamak lazım ki. Hani sahte santrafor var, sahte 9, sahte 10. Abi hep sürekli mesela dönen top. Hani işte mesela ben ortadan çok güzel sıçrar. O, bak tam aslında Erol Bulut'un sistemine göre bir oyuncu. Abi ilk geldi mesela iki tane gol attı. İkisi de ortadan attı. Dönen toptan vurur. Hani senin takımındaki aslında forvetler bu şekilde. Hani ne bileyim dönen toptan vurur. Kafa golleri çok iyi. Abi sen ya kanat oynayacaksın. Ya da oynatmadığın sürece bak böyle işte kör topal ilerler abi. Senin Pelkas gibi mükemmel bir topçun var abi. Pelkas cidden Alex'ten sonra gelen bana göre en iyi 10 numara. Çünkü Buna niye? Bu gözler katılabilirim. Buna benziyor. Diogo'dan sonra, şeyden sonra, Aynen, Atif'ten aynen abi. sonra, Hani evet, katılırım buna. yok. Diego Ribas'tan da iyi bir topçu. Ben sana söyleyeyim. Yo, Diogo'dan iyi zaten. Vallahi iyi. Hayır, hayır. Sonra dediğim Alex'ten sonra onlardan çok daha iyi. Onlardan sonra geldikten sonra çok daha iyi. Yürenelerden sonra falan. Aynen. Tabii. Ya Kesinlikle sana da kesinlikle katılıyorum abi. katılıyorum. Çünkü bu gözler ne Yasin Benzia'yı gördü. Max Kruse iyi topçu da hani en Karakter. azından yani karakter yoksunu bir adam. Ha, o gözlerimiz onları gördü. Anlatabiliyor muyum abi? Pelkas sen abi sen o Pelkas'ı 10 numara... Bak Mesut bile olsa ya. Tamam mı bak? Mesut'un o yıldız olarak parladığı dönem olmadığı takdirde zaten şu an öyle bir Mesut izleyemeyiz abi. Hala Ya adamın yaşı geliyor. kankacığım Adam bir de bir sene balla top uzatmış. keseceğim. Benim Fenerbahçe'de ilerisi için öngördüğüm bir problem var. Ben Mesut Özil'in çok büyük bir Fenerbahçeli olduğunu düşünüyorum ve gerçekten hani Real Madrid döneminden bile iyi bir Mesut Özil görebiliriz. Ama Fenerbahçe'deki sıkıntı şu olacak. Mükemmel giden bir Pelkas, mükemmel giden bir Mesut Özil takım içinde kargaşalar çıkacaktır. Kavgalar, tartışmalar olacaktır. Bu forma rekabetinden çıkacaktır çünkü iki oyuncunun da iyiyse iki oyuncu da formayı ister. Mesut Özil'i sen tam formdayken 60. dakikadan oyundan alamazsın ya da Pelkas'ı formdayken erken çıkartamazsın. Olamaz Mesut'u mı? yedik bırakamazsın. Yok yok. Hani bu çok büyük bir Abi şu sıkıntı an bak yaratacak. işte. Mert canım. Benim görüşümce tabii bu kişiden kişiye göre değişir. Abi benim görüşümce. Abi orada iyisen. Kal abi devam edeceksin. Marka takıntın olmasın. Anlatabiliyor muyum? Ha, mesela bu da neye benzer abi? Bir tane pantolon markan var. Örneğin mavi jeans pantolon markası tamam mı? Abi sen o pantolon içine çok rahat ediyorsun. Ben sana bir tane Armani uzattım mı? Mesela Armani bir pantolon markası uzattım mı abi onu giymek zorundayız. Sen onda rahatsın mesela. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki, tabii ki. Bırak abi sen öyle onda daha rahat hareket edersin. Daha kendini mutlu hissedersin. Mesela o Armani mesela giydin abi. Mutlu olamayınca mutlu olamayabilirsin yani. Evet, Aynı şey evet, evet. Mesut. Mesut abi 10 numarada. Çok top kaybetti. Zaten hazır değil. Sen marka takıntından dolayı Pelkas'ı sola çektin. Mesut'u da 10 numara tuttun. Abi hazır değil. Hazır olsun oynat hadi bak bir şey demeyeceğim. Hazır olsun oynat. Ama Pelkas hazır değilse oynatırsın o adamı. Abi Pelkas hem çevik hem hızlı. Harika ara paslar atıyor. Sen şu an abi o adamı 10 numaradan kesemezsin. Geçen maç. Ya. Sen şampiyon oynayan takımsın. Senin kendi sahanda ligin sonuçta yenilme lüksün yok. Berabere kalamazsın. Senin 4-5'e gideceksin. Hani averaj kasabileceğin bir takım senin o. Anlatabiliyor muyum? Gençler Aa Birliği'nde. maşallah abi biz öyle bir takım. Aynen abi zaten biz öyle bir takım olduk ki. Böyle aa kardeşim küme düşme sıkıntın var. Gel bana ya. Gel.
Haftaya bir senle eşleşiyoruz. Seni bir kurtaralım. Anlatabiliyor muyum? Biz averaj takım oluyoruz amına koyayım. Öyle bir sıkıntımız var artık. Peki Yani Fenerbahçe'nin abi. evindeki bu kötü seriye ne diyorsun? Geçen seneki Galatasaray maçından başlayan bir Fenerbahçe'nin evinde bir şeyi var. Hani ev fobisi mi denir artık? Hani ne denir buna? Kendi Aslında evinde Mertciğim kaybetmesine. taraftar yok ya. Taraftar yok aslında. Yani deplasmanda oynamışsın. Aslında kendi evinde oynamışsın. Çok bir şey fark etmiyor. Ama tabii ufacık bir şey de oynar. Abi rahatlık ya. Herhalde oyunculardaki rahatlık ya. Hani şimdi taraftar da yok. Olabilir. Bilmiyorum hani onlar ne psikolojide çıkıyor o kendisi. Hani ne bileyim ha kendi sahanda oynamışsın ha deplasmanda oynamışsın. Mesela haftaya Beşiktaş maçı var. Ha kendi sahamda oynamışım. Ha Beşiktaş şeyde oynamışım yani. Ha Taksim'de oynamışım ha Kadıköy'de oynamışım. Ne fark eder yani? Anlatabiliyor muyum sana? Kesinlikle Ya katılıyorum. bilmiyorum hani. Ya taraftar Ama herhalde olmadığı için biraz da. zaten şu an bir farkı yok onun. Sadece sağ zeminli, şurada çukur var, şurada çukur yok. Buradan vursam şöyle gidebilir. Bunları sadece oyuncular daha hakimdir diye tahmin ediyorum. Çünkü hani biz de halı sahada habire gittiğimiz bir halı sahada oynarken ulan şu ileride çukur vardı. Ben oraya gitmeden buradan bir plase çakayım, girsin falan modunda oluyoruz. Hani o Ha anlamda yani söylüyorum. tabii canım hani ya da şöyle deniliyor. Beyler diyor kendi sahanızdasınız. Birazcık sakin oynayın. Bir tane gol attıktan sonra bastırırsınız. Mesela. Abi basacaksın abi bastı. Önde baskı yapacaksın sen. Baskı kuracaksın. Sen Pelkas varken Mert Hakan yanlışı. Onun forvet arkasında abi tutamazsın. Kesinlikle Senin geçen katılıyorum. gün hani asist öncesi orta açtı diye sen Mert Hakan'ı oynatamazsın. Sen o adamı o gün 6-8 numarada oynatırken defansif orta saha yani MO olarak oynatırken sen o adamı MOO oynatamazsın. Abi sen ne yapıyorsun ya? Senin hiçbir sistemin yok. Hadi diyelim oynattın. Ulan baskı kurduk bari. Tiam, Mert Hakan koştursun abi baskı kursun. Top kaybettirsin. Pelkas atarsın topu. O sayı aradan kaçar. Araya pas verirsin. O sayı vurur gider. Falan filan yani abi çok hani takım harbi iyiyken bu kadar kötü yapılamaz ya. Ben Kesinlikle hani katılıyorum anlam abi. veremiyorum abi. Yemin ederim anlam veremiyorum yani. Buna kesinlikle Hani değişik katılıyorum. sistemler var. Çok güzel oyuncuları var abi bak Fener'in. Cidden alanına baktığım Pelkas bence ligin en iyi 10 numaralarından bir tanesi. Bence hatta en iyisi 10 numara olarak. Benim gözümde kadro Yani abi olarak en iyi kadro da Fenerbahçe'nin kadrosu. Yani en potansiyelli kadro Fenerbahçe kadrosu şu an. Çünkü her mevkide sen alternatifim var ve iyi alternatifim var. abi İrfan Can'ı almışsın. İrfan Can'ı niye yedekte? İrfan Can gibi bir topçu yedek girer mi ya? Adam kötü. Adam diyelim ki boktan mı topçu olsa Red Bull Leipzig'e nasıl atabilir abi? Hat-trick. Ha mesela yani anlatabiliyor muyum? Şu an ligde 6-7 tane gol olması lazım o adamın. Abi Kesinlikle sen o katılıyorum. adamı bak Pelkas 10 numarada oynayacaktı. Osayi sağ kanatta oynayacaktı. Pelkas'ın arkasında Gustavo Sosa olacaktı. Sosa'yı şu an kesemezsin zaten. Hani Sosa'yı keseyim, Ozan'ı oynatayım yapamazsın. Sosa bayağı formsuz Gustavo zaten son Sosa oynayacaktı. haftalarda. Gustavo Sosa devam Tuttu etmek tuttu. zorunda Fenerbahçe şu an. Aynen. Şu an Gustavo da geçen maçta birazcık formsuzdu ama daha iyi olacak. Abi sol kanada çek İrfan Can'ı ya. Çizgide oynar o. Ben de Bir katılıyorum buna. playmaker kanat oynar. Tamam bak oynar. Hani adam hızlı da şey de içeri kat eder bilmem ne pas dağıtır. Pelkas yanında zaten. Pelkas'a top çevirirler. Yani abi ben bilmiyorum ya. Ben abi Erol Bulut'un bir konuşmasını dinledim. Adam diyor ki maça göre kadro çıkartıyoruz diyor. Biz düşünüyoruz. Hani sen Erol'u kötüleyemeyiz aslında. Abi Abi kötülemeyiz Erol'lar, ama Emre'ler. şunu şöyle böleyim. Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da daha önce takım çalıştırdı ve Erol Bulut'un çalıştırdığı iki takım da Anadolu takımı. Anadolu takımı mantığıyla oynuyor Erol Bulut. Fenerbahçe'de bunu Aynen öyle. yapmaması lazım. Fenerbahçe'de hani Anadolu takımlarımız hepsi büyük takımlar ama hani üç büyükler dediğimiz bir kavram var artık. Kalıplaşmış bir kavram var. Fenerbahçe'yi çalıştırırken de o takımda maç maç oynayamazsın. Sen karşı tarafın taktiklerine bakarsın, düşünürsün ama sen kendi sistemini yaparsın. O maçlarda aldığın taktiklerle ders yaparsın. Rakip sana göre oynar. Hani bugün Barcelona ile oynarken Barcelona sana göre mi taktik yapıyor, kendi oyununa mı bakıyor? Buna bakmak lazım. Yani Tabii Türk tabii. genelinde Barcelona'sı, Aslında Real şu... Madrid'i, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Yani buna kimsenin bir itirazı olacağını zannetmiyorum. Aynen abi senin zaten şu an mesela bak aslında şu an Erol Bulut'la şeyi konuşmak lazım. Abi ben teknik direktör olsam sikmişim yardımcılarımı. Abi takım belliyse onu oynatırım anlatabiliyor muyum sana? Bak takım belliyse abi takımı oynatıcı pozisyon. Şimdi bak abi, bunu sokaktaki çocuğa söyle ya. Hani bu tabii anlatacağım tekniği değil de. Bak şimdi abi senin elinde bir Nazım Sangare var. Cidden çok hızlı. Güzel güzel harbi güzel bir bek. Çok iyi bir bek. Hadi Caner'e diyelim ki kesti. Hadi küstük Caner'e. Daha takım içi caygarlık yaptı. Hadi küstük Caner'e. Senin geçen sene ligin en iyi sol beki Filip Novak var. Abi senin elinde iki tane hızlı, iki tane fizikli, iki tane hamleci.
Hele bir tane çok güzel top dağıtan iki tane stoperim var. Bak şimdi. Abi sen evinde, kendi evinde ligin en kötüsünü, oyuncu kalitesi en yerlerde, yani ligin en iğrenç takımını evinde ağırlık. Bak şu an harbi üzülüyorum, anlatırken bile üzülüyorum birader, kusura bakma. Estağfurullah. Yani Sen bütün evinde adam, Fenerbahçelilerin evinin... derdi şu an zaten. Hani. Aynen abi, şu an içimi boşaltıyorum zaten. Bak şimdi. Abi önde yap, bas yap. Önde baskın yapacaksın, tamam mı? O öndeki dörtlüyle 4-2-3-1 sisteminden bahsediyorum. Hani oynattığı gibi. Sen öndeki dörtlüyle yap baskını. Tamam mı? Hatta o Batke Sosa da katılsın. Ya da Gustavo takıl. İkisinden bir tanesi katılsın. Abi hücuma mı çıktın? Abi orta saha çizgisini kafanda çek. İki tane bekini, o çizgini ilerlet. Tamam mı? Geriye de çek, iki stoperin dursun ya. Orta sahanda dursun. O tam orta saha, o santra çizgisinde dursun abi. Buna Abi kesinlikle sen katılıyorum. zaten Gustavo'yu senin da biraz stoperlerine arkada güvenmen bekletip gerek. orada bir savunmanın aklı olarak Gustavo'yu da Abi kullanabilirim. aynen. Hani 3-5-2 sistemine döndürürsün bir anda. Tamam, dediğin gibi Aynen senin. öyle. Aynen 3-5-2 sistemine döndürürsün. Geride 3 kalır. Abi 7 kişiyle bastırırsın ya. Bu Fener dediğin böyle oynar abi. Hani Kesinlikle sen katılıyorum 4-3-1 buna. değil. Sen sabaha kadar 4-3-1 oynayamazsın abi. Senin 4-3-1 tamam, sahaya çıktın. Eyvallah. Abi 3-5-2'ye dönersin. Öyle çıkarsın. Tamam mı? Hani 3-5-2'ye dönmen lazım senin. Artık sen ileriye gidiyorsun. Sonra diyelim ki döndü abi. Bak Fener'deki sıkıntı. Aa evet, geride 3 stoper kaldı diyoruz böyle falan filan. Hafif Gustavo önlerinde bekliyor. Abi top çevirmeye başlıyoruz. Tamam, çeviri güzel. Abi araya kaçan adam yok. Tiam Samat da ara sıra, bak Samat da ileri top istiyor. Atan yok. Hop topa basıp çekiyoruz. Yan pas yapıyoruz. Abi bu hani bu işte neden bu biliyor musun abi? Senin bir koordine hücumun yok. Sana bunu öğreten bir teknik direktörün yok. Sana bunu öğreten bir teknik direktör yardımcın yok. Sana bunu öğreten bir teknik ekibin yok abi. Yok. Yok abi, yok yani. Sen Sen böyle bana bunu inandıramazsın abi. Mesela bir beyaz tatlı getireyim. Herkes toplayayım, böyle bir taktik öğreteyim. Sonra onu uygulayayım. Bence bunu Fenerbahçe yapmıyor abi. kesinlikle Anca katılıyorum. işte birbirine kaysınlar. An yuvarlak oluşturup birbirine top çalmaya çalışsınlar. Tek antrenman bu. İşte bir de oynasınlar. İşte bağırsın ara sıra. Alırsa top oynamıyoruz diye. Buyur Zaten kardeşim. o videodan sonra bir Erol Bulut sevgisi kabardı Fenerbahçelilerden. Hani Murat Sağlama bunu söylüyordu yanlış mı? Murat halı Allah'ım sahada aynen. top oynamıyoruz diye bir bağırıyordu. Ya açıkçası ya benim her zaman söylediğim bir şey var. Video öncesinde seninle sohbet ederken de söyledim. Benim için Erol Bulut teknik direktör değil, antrenördür ve çok iyi bir antrenördür. Ama teknik direktör Bence de. kesinlikle değildir. Çok Fenerbahçe'nin karakterli bir adam ha. kesinlikle katılıyorum buna. Harika bir insan, Harbi karakterli, karakterli bir adam. kişilikli bir adam. İyi bir antrenör ama iyi bir teknik direktör değil. Ya sahada bir taktikle, bir düşünceyle oynamıyor Fenerbahçe. Buna katılıyorum. Senin bir teknik direktör kafanda var mı? Oluşan bir şey var mı? Düşündüğün bir şey var mı? Benim de bir fikrim var. Önce sen söyle, sonra ben kendi fikrimi söyleyeyim. Fenerbahçe'de olması gerektiğini, olmasını istediğim şeyi söyleyeyim. Şimdi abi, Fenerbahçe şu an cidden oyuncu kalitesi olarak benim görüşümce ligin en iyi, hani benim görüşümce en iyisi abi. En iyi 2-3 Bak kadrosundan yine de biri hani diyelim. Hani şey olsun. yani Hani aynen genelleme abi, olsun. tamam fark etmez. Hadi genelleme olsun, öyle diyelim. Hadi, bu arada dediğim şey en iyisi şöyle olurdu. En iyi, mükemmel bir santraforumuz olsaydı ben en iyisine bağırırdım şu an. Buna ben kesinlikle Ama katılıyorum. Yani çok iyi bir aynen kadro var. Kubilerin Çok geniş bir kadro var. Benim gözümde zaten en iyi kadro Fener'de şu an. Benim gözümde, benim bakış açımda en iyi kadro en iyi Fener'de. ilk 3 diyelim. En iyi Ama en ilk 3 iyi bir ilk 3 tanesi demek, diyelim. evet, genelleme yapsak daha iyi olur. Çünkü Galatasaray'la çıkacak direkt formda bir Falcao'muz var. Mustafa Muhammed'imiz var. En iyi Yok hücum yok. ligde. Ya da Haklılar, haklılar, haklılar. Yok Beşiktaş. haklılar abi. Mustafa Muhammed şu an ligin en iyi santraforu. Falcao bana bakılırsa hani mesela lig tarihinde gelmiş geçmiş en iyi, en kaliteli santraforlardan En kariyerli ilk 2 forvetlerden derim. ilk 3'e girer. Anelka, İlk 3. Drogba, Falcao, hatta ilk 5 diyelim, sıralaması, sıralama olarak söylemeyeyim. Van Persie, bir de bu şey, Beşiktaş'a gelen Mario Gomez. İlk 5'i bunları koyarız zaten. Hani Tabii ki de abi, Falcao çok kaliteli bir topçu. Hani cidden hani sakatlık oldu, bilmem ne oldu, işte yatmaya abi yani ben yatmaya bilmiyorum ama geldiğini adam düşünmüyorum bu oynadı arada. mı? Hani ben yatmaya Yani geldiğini şahsen düşünmüyorum. Şanssızlık olduğunu düşünüyorum. şanssızlık olsa ne bileyim indirime giderdi. Gitti mi bilmiyorum ama. Gitti gitti. Gitse dedi de Gitti. İndirime gitti mi gitti. indirime? O Gitti. zaman tamam. Adamın hadi günahını almayayım. Neyse nerede kaldık biz abi? Ha. Senin şu an disiplin yoksunu bir takımın var elinde. Ama Kumaşı çok güzel bir topluluğun var. Abi hani bunu kısa dönemde artık abi, biz açız abi. Fenerbahçeler şampiyonu açız şu an. Kesinlikle. Ha belki lig daha bitmedi. Bak bitmedi. Herkes ümidini kesti ama bak lig daha bitmedi. Aynı şey geçen sene Galatasaray'ın başına geldi.
2 sene önce tövbe. Ay pardon. 2 sene önce 8 puan gerideydi. Arada bir takım daha vardı. 8'de kapanır, 18'de kapanır Fatih Terim'in artık Aynen. hani Dedik kalitede şu olmaz dedik. kalıplaşmış sözü. Olmaz dedik. Adamlar 8 puan kapattı. Şampiyon oldular. Anlatabiliyor muyum? Hani o işler hiç belli olmaz. Yani ben hala maalesef bir ümidim var ama artık kimsenin ümidi yok. Ama belli olmaz diyorum. Abi neyse. Abi kısa dönemde kesinlikle bir tane Alman teknik direktörünü getireceksin yardımcısıyla birlikte. Hani bu Löw olur, Cart olur. Abi bir Daum tane olur. Alman direktörü. Daum olur. Daum biraz daha kısa. Löw tabii uzun süreli bir teknik direktör olur. Hani neden Alman? Abi Almanların disiplini farklı. Mesela Almanya milli takımı izliyorsun. Abi farklı oynuyorlar adamlar. Bir İngiltere'ye göre farklı oynuyorlar. Belli bir düzende oynuyorlar. Hadi. Abi bir düzen var ya. Takımda bir düzen var. Kimin nerede oynadığı belli. Sen şu an bakıyorsun abi Fener atakta. Mesela soldan atağa çıktılar. Ortam boş kalıyor. Ondan sonra kontra atakta Halil'in attığı gibi gol yiyorsun kanka. Anlatabiliyor muyum sana? Geride adamı. Hani bir sistemin yok. Oynayan oyuncular belli değil abi. Yani o yüzden ben diyorum ki bir Alman teknik direktör kim olur? Hani iyi takım yönetmiş. Hani tecrübeli, yaşını başını almamış. Höt dedi mi hop dedirtecek bir adam Bütün gelmesi futbolcuların lazım. saygı duyacağı. Hani ya buradan mesela Aynen. Dani Alves'in şey için, Guardiola için bir sözü vardı. Neuer Kamp'ın tepesini aşağı atla dese orada bir şey olduğunu bilirdim ya. Böyle bir saygı, böyle bir güveni vardı. Fenerbahçe'nin böyle bir Alman teknik direktöre ihtiyacı var diyorsun. Aynen öyle abi kesinlikle. Mesela bak diyor ben mesela izliyorum abi Twitter'ı çok takip ediyorum. İşte bazı duyum aldığım marka adamlar var. Abi diyorlar ki ya takım içi birazcık bir sıkıntı var. İşte ne bileyim Emre birazcık karışıyor. Ben inanmıyorum bu arada Emre karışına da. İşte Emre Ben de. karışıyor. Volkan işte Transferler bilmem ayrıca ne Emre yapıyor. Belözoğlu'nun Laf. çok karıştığını düşünmüyorum ben de. Diyelim ki doğru. Ben inanmıyorum. Öyle bir şey olmadığını düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Diyelim ki var. Yo, aynı şeyi Diyelim ki söylüyoruz sana zaten. Aynı karışan. şeyi söylüyoruz. Senin aynen. Senin hani bir tane adam var sana karışan tamam mı? Abi getireceksin taşaklı bir tane teknik direktörünü. Siktir git lan diyeceksin. Diyecek tamam mı abi? Kendi sistemini bir oynatacak. Başarıdan başarıya zaten koşarsın. Şu an bu sıkıntı var. Bak şu an bu sıkıntı var. Ben şu an eminim ki. Ya işte birisi diyor ki ya Mert Akın'ı oynatalım ya. Oynatmasak mı? Ya evet işte bel kası yapacağız. Abi çek bel kası sola zaten Valencia kart cezası. Kart cezalı. Çek bel kası ona da gönlün olsun. E tamam abi ne yapalım? İşte Sosa'yı kesemeyiz falan abi ben hani bilmiyorum ya. Bilmiyorum yani. Bir kesinlikle çok sağlam bir Alman teknik direktör bu takıma gelmeli ve gelecek de bak. Yaz kenarı. Eğer Löw hani Löw'le konuşmaya başlanmış flört aşaması tabii sanırım şu an. Evet, Eğer öyle bu bir iddia olursa var. ki bence olacak. Bak. Ciddi ciddi farklı bir Fener geliyor. Ama tabii iş işten geçmiş abi artık. Ben Koskoca atılan SMS'ler ne bileyim. Farklı Mert canım ya. kankam ya, üzgünlüğünü, düşüncelerini anlıyorum ve şu ana kadar söylediğin neredeyse her şeye katılıyorum. Bu arada Alman disiplini de bence göze çok hoş gelir. Fenerbahçe'yi toparlar ama benim ya bir hayalim var, bir inancım var. Hani bunu da hani Galatasaray'da Fatih Terim'i görüyoruz. Beşiktaş'ta Sergen'i görüyoruz. Ben teknik Nasıl direktör olarak, olacak? Arthur Zico, bu yarım kalan hikayenin Kesinlikle. devamı, Çok yardımcı güzel olur. antrenör için de gelecek için bir yatırım yaparak bir Fenerbahçe, Alexis Alex de Souza, bir Fenerbahçe efsanesinin devam etmesi benim görüşümde mükemmel olur. Çünkü o zaman gerçekten ligde bir savaş görürüz. Hani iki... sana bir şey diyeyim mi? Dediğin niye olmuyor biliyor musun canım benim? Lafını kestim. Çok affedersin Tabii, tabii ki, kardeşim. buyur kardeşim. Dediğin niye olmuyor? Canım. Abi Fener bak Fener'e şu an başına istediğini koy tamam bak. İstediğini koy. Bir başarısızlıkta istifadeye bağırırlar. Bak istediğini koy. Bu Zikos'undan tut. Abi Alex şu an o topa girmek istemiyor. Alex takım yönetmeden bu takıma gelemez. Gelmez zaten. Profesyonel adam biliyor olacaklarını. Düşünsene kanka Erol Bulut yerine Alex vardı bu sezon. Hadi ne O diyecektik? Fenerbahçe efsanesinin dibe çöküşü, çünkü artık Fenerbahçe taraftarı Acı o gibi kadar amına koyayım. gergin ki, ya Galatasaray'ın hacı mevzusu gibi. Hani Aynen. Fenerbahçe taraftarı o kadar gergin ki Alex'in efsaneliğini bile kara lekeye atarlar. O yüzden bence de şu an için olması doğru değil ama hani Zico'nun yanında pişmiş bir Alex de hani düşünülebilir en azından. Zico 5 sene kaldı desek, 5. senenin sonunda Alex de Souza geldi desek, hani Fenerbahçe en kötü birinci oluyor, sonraki sezon ikinci oluyor, birinci oluyor, sonraki sezon ikinci oluyor. Böyle böyle gitse. Zico çok büyük bir teknik direktör. Dediğine katılıyorum ben senin bu arada. Zico çok büyük bir teknik direktör.
Zico gelsin. Bak Zico gelir gelmesine. Hani gelir gelmesine. Ama hani kesinlikle katılıyorum bu arada. Hani Almanlardan sonra bence Zico gelmeli amına koyayım. Yani kesin bir görüşülmeli, anlatabiliyor muyum? Ama Alex'in durumu işte. Yapar mı yapmaz mı bilmiyorum yani. Alex'in Fenerbahçe sevgisi bence kariyerinin önünde gelir ki bunu geçmişte de gördük gelen büyük teklifleri reddetmesiyle. Bence Zico'nun yanında bir pişmesi, bir sistem oturduktan sonra bir iki sezon başka bir takımı çalıştırmaya gitmesi, orada da pişmesi ki bunun Türkiye'de olması daha iyi olur. Ki geçtiğimiz günlerde bir takım Gaziantep Futbol Kulübü'ydü yanlış hatırlamıyorsam bir ay öncesinde oluyor bu Şimidik ayrıldıktan sonra Gaziantep olabilir başka bir takım da olabilir karıştırdıysam ne olur affetsin sevgili izleyicilerimiz Yok yok, Alex'e canım benim. Souza'ya bir teklif geliyor Alex'e Souza da reddediyor onu ben Türkiye'de sadece Fenerbahçe'ye çalıştırırım diyor ve reddediyor Evet, doğru bu arada. böyle bir haber dönmüştü gerçeklik payını bilmiyorum araştırma fırsatım da olmadı böyle bir haber dönmüştü ben olabileceğini düşünüyorum çok da istiyorum. Böyle olursa da bence güzel olur. Alman disiplini de senin dediğin gibi çok güzel olur. Brezilya'nın estetikliği de çok güzel olabilir. Böyle çok hoş bir Fenerbahçe görebiliriz. Son bir sözün var mı kardeşim? Son bir söylemek istediğin bir şey. Fenerbahçe'ye dair, geleceğe dair, Fenerbahçe taraftarlarına söylemek istediğin bir şey var mı? Abi işte benim tek söylemek istediğim şu: umudunuzu kaybetmeyin. Bu sezon yine ne olacağı belli olmaz. Bu hafta çünkü liderle bir maç yapacağız. Ondan sonraki hiç fikstüre baktın mı var canım ya? Ya da buradaki izleyicilerimiz hiç fikstüre bir açıp bakın. Beşiktaş'ı da Galatasaray'ı ne kadar sağlam maçlarını beklediğini. Alanyalı, Fenerbahçe'nin fikstürü bayağı Sivaslı, rahat bu işte arada. aynen. Abi belli olmaz. Bak ben bunu tekrar söylüyorum. Hiç belli olmaz ama Beşiktaş'ı yenmemiz lazım. Yenemedik mi? Hiçbir şey olmadı mı? Abi Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye oynayalım. O da mı olmadı? UEFA'da başarı göstermeye çalışalım. Tek istediğim şey seneye bazı kişilerin bu takımdan gitmesi ve tam para verilip, hani boktan isim almayıp artık bir para az verilip çok iyi bir tane, ay çok verip bir çok iyi bir tane santrafor almak abi. Hani bunu yapmamız lazım. Bir çok iyi bir santrafor lazım. Kesinlikle katılıyorum sevgili dostum dediğine. Ya konuk olduğun için çok teşekkür ederim Atabercim. Beni Ne kırmadın. demek? Geldin, konuk oldun. Ne demek Çok kardeşim benim? güzel, çok güzel de bir Her sohbet zaman. oldu. Canımsın. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Video ile ilgili yorumlarınızı, başka takımlarla ilgili istiyorsanız, neler istiyorsanız bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz çok keyif aldık. Umarım sizler de izlerken çok keyif alırsınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.